Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün güzel bir dönerli ve sucuklu pizza yapacağız. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum ve şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle 1 su bardağına mayamızı hazırlayacağız. Önceden biraz kabarması için mayayı hazırlamak çok önemli. İçerisine 1,5 tatlı kaşığı kadar toz maya ekleyeceğim. Daha sonra şöyle 1 adet de küp şeker atıyorum ve üzerine ılık su ekliyorum. Buradaki en önemli nokta ılık su olması. Ne çok sıcak olacak ne de oda ısısında olacak. İkisinin ortası ılık su eklemek. Tam bir bardağı dolduracak şekilde ılık suyumuzu da ekledik. Ve şöyle biraz karıştırıyoruz. İçerisinde mayanın çözelti olmasını sağlıyoruz. Tamamen içerisinde çözeldiğinde 2-3 dakika kabarmaya bırakacağız ve o sırada diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Evet, hamuru için şimdi derin bir kabımızın içerisine unumuzu alıyoruz. Yeterli miktarda un koyuyorum. Aşağıda açıklamalar bölümünde ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Malzeme miktarlarını orada yazmış olacağım. Açıyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu unumuzun üzerine şöyle serpiyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekliyorum. Sıvı yağ kıyır kıyır çok güzel bir pizza olmasını sağlayacak. Evet, şimdi mayamızı içerisine döküyorum. Bütün malzemeleri kabımın içerisine dökmüş oldum. Bu şekilde malzemeleri hazırlayıp şimdi karışma aşamasına geçeceğim. Evet, güzelce şöyle yavaş yavaş bunu içerisine yedirerek karıştırma işlemine devam ediyoruz. Topladıktan sonra şimdi spatulayı içerisinden çıkarıyorum ve el yordamıyla yoğurma işlemine devam ediyorum. Şöyle hamurumu toparladım gördüğünüz gibi. Şimdi kapağını kapatacağım ve 20 dakika böyle hamurumuz kabarmaya, mayalanmaya bırakacağız. Üzerine bir örtü örtebilirsiniz. İsterseniz fırınızın içerisine fırını yakmadan koyabilirsiniz. Güzel bir kabarıklık sağlamak için. 20 dakika sonra hamuru diğer aşamalarına geçelim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Yüksek ateşe ocağımı açıyorum altını. Daha sonra sıvı yağımı içerisine ekliyorum. Şöyle salçamı da ekliyorum. İçerisine sarımsağımı şöyle kestim. Büyük sarımsaklarım benim. Küçük olsa direkt ezebilirsiniz. Evet. Bu şekilde kavurma aşamasını devam ediyorum. Salça, sarımsak beraber güzelce kavruluyor. Planda 2-3 dakika kavurmasını yeterli olacaktır. Şimdi içerisine kekik ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar kekik atmanız yeterlidir. Kekiğimi de ekledim. Şöyle 1-2 dakika daha kavuruyorum. Salçanın ve sarımsağın kokusu çıkıncaya kadar kavrulmak yeterli olur. Gibi kavruldu. Bu şekilde sosumuz yeterli. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Evet, hamurumuz mayalanmayı beklerken şimdi iç malzemesini hazırlayacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi siyah zeytin, yeşil zeytin, sarımsak, yeşil biber, kırmızı kapya biber, bir de soğan kullanacağım. Bunları şimdi doğrayalım. En sonunda sucuğunu doğrayıp içerisine sosunu yapacağım. Sosu için de şöyle 3 diş sarımsak kullanıyorum. Bunu sarımsak ezicide ezeceğim. Sosu yaparken onu gösteririm. Şimdi yapım aşamasına geçelim.
Evet, şimdi malzemelerimi hazırladım kasenin içerisine. Gördüğünüz gibi şurada kavurmam var. Küp küp doğradım. Sucuğum, onları da küp küp doğradım. Diğer malzemelerim ise aşağıda açıklama bölümünde tümü yazmış olacak yine. Az önce de söylemiştim. Onları küçük küçük doğradım. Tüm malzemelerimi iki tabağa hazırladım ve şimdi hamuru tepsiye yerleştirme ve malzemelerin üzerine koyma zamanı. Evet, tepsimizi margarin ya da tereyağı ile yağlayabilirsiniz. Bu şekilde tamamen her tarafını yağlayacağım. Katı yağ ile yağladım. Şimdi hamurumuz gördüğünüz gibi kabardı, mayalandı. Şöyle güzelce yumuşak bir hamur oldu. Tepsimize yerleştirelim. Tepsimize tamamen ortasına koyup bastıra bastıra tüm tepsiye yayıyoruz. Zaten kolayca yayılıyor. Yumuşak, çok güzel bir mayalı hamur oldu. Evet, gördüğünüz gibi tepsiye tamamen neredeyse aynı seviyede olacak şekilde hamurumu yaydım. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz sosu süreceğim. Bu sosun hepsini tepsiye alıyorum ve güzelce her yerine eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Sosumu da üzerine yaydım. Tamamen her yere homojen şekilde yayılmış oldu. Şimdi üzerine mozzarella peynirinizi dökeceğim. Eğer evinizde mozzarella yoksa kaşar peyniri rendesi de kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, nasıl isterseniz. Mozzarella peynir tabii ki pizzaya daha çok yakışıyor. Şöyle az bir miktarda mozzarella peynir rendesi koyuyorum. Daha sonra yine üzerine pişmeye yakın ilave edeceğiz. Şimdi malzemelerin sıkı sıkı yapışması için bu şekilde yapmanız çok önemli. Üzerinden malzemeler dökülmez yerken. Şimdi şu malzemenin üzerine bir miktar tuz ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi pizzanın üzerine malzemeleri yayacağım. Malzemelerimi güzelce yaydım. Şimdi bir kısmına sucuk, bir kısmına kavurma koyacağım. Şu şekilde küp küp doğradıklarımı üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi soğan ve domatesleri ben biraz iri iri doğradım. Görünmesini seviyorum pizzanın içerisinde. Eğer sizler sevmiyorsanız daha küçük küçük doğrayabilirsiniz. Diğer yarısına da sucuk ilave edeceğim. Malzemelerimin hepsini ekledikten sonra şöyle bir spatula yardımıyla tüm malzemelerin üzerine bastırıyorum. Hamurun içerisine iyice yapışmasını sağlıyorum. Şimdi pizzamız hazır. Tepsi pizzamızı fırına vereceğiz. Evet, 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda 25 dakika pişecek kapağını açmadan. Daha sonra kalan 5 dakikada, yani toplamda 30 dakika pişme süresi olduğu için 5 dakikada mozzarella peyniriyle üzerine ekleyeceğim ve öyle pişmeye devam edecek. Şimdi pişme aşamasını tamamlayalım. Evet, pizzamız 25 dakika fırınımızda kaldı. Şimdi üzerine mozzarella peyniri ilave edeceğim. Bu şekilde mozzarella ya da kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Yine isteğinize göre azaltıp çoğaltmak sizin kararınız. Bu şekilde üzerine mozzarella'yı yayıyorum. Şimdi 5 dakika daha fırında pişmeye bırakacağım. Peynirimiz güzelce üzerinde erisin. Evet, tepsi pizzamız hazır. Bakın şöyle güzelce peynirlerimiz de eridi. Çok güzel bir tepsi pizzası oldu. Yarısı kavurmalı karışık, diğer yarısı sucuklu karışık yaptık. Şimdi 5 dakika dinlensin. Daha sonra dilimleyip servis aşamasında size göstermek istiyorum. Evet, pizzamız 5 dakika dinlendi. Şimdi dilimleri ayıracağım. Şöyle tabağımı servis edeyim, size yakından göstereyim. Evet, şöyle servis tabağımı aldım. Yanına ketçap mayonezi de koydum. Şöyle tepsi pizzamızı yakından göstereyim. Çok kolay, pratik, hemen yapabileceğiniz, güzelce tadına doyarak pizza yiyebileceğiniz evde kolay tepsi pizzası yapımını yaptık bugün.
Şöyle yakından iyice göstereyim. Dediğim gibi kendiniz arzu ederseniz daha ince doğrayabilirsiniz malzemeleri. Böyle görünürlüğünü seviyorum ben. Bu şekilde de servis ettim. Evet, videomuzun da sonuna geldik. Bugün güzel bir tepsi pizzası yaptık. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olup zil butonunu açarsanız çok mutlu olurum. Yine ve yeniden diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşürüz.